Serpil Gül. O doğduğunda takvimler 27 Mart 1962'yi gösteriyordu. Rize'de dünyaya gelen Gül, küçük yaşta sanata meyletti. Ankara Üniversitesi tiyatro bölümünü bitirdi. Ülkenin dört bir yanında sayısız kez tiyatro sahnesine çıktı. Sonrasında gelen tekliflerle kamera önüne geçti. 2005 yılında Kırık Kanatlar dizisinde Lene olarak çıktı karşımıza. Sonrasında Yaralı Yürek, Hayata Beş Kala, Benim İçin Üzülme, Rüzgarlı Sokak, Mucize, Ölene Kadar, Körfez, Bir Umut Yeter gibi yapımlarda rol aldı. 2017'de Ölene Kadar dizisinde Sabiha karakterine hayat vermiş ve dizi çok beğenilmese de Serpil Gül'ün oyunculuk başarısı dilden dile yayılmıştı. Neredeyse bütün projelerde başrol anneliği ona aitti. 2020-2021 yıllarında yayınlanan ve reytingleri alt üst eden Masumlar Apartmanı'nda Meryem karakteriyle büyük beğeni topladı. Sonrasında Bana Karanlığı Anlat ve Adı Sevgi gibi yapımlarda rol aldı. Şimdilerde Ömer dizisinde Fatma karakterine can veriyor. Dizide üç kardeşin en küçüğü olan Ömer, iç dünyası zengin, sakin ve öz konuşan bir karakterdir. Günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze'ye aşık olur. Serpil Gül'ün hayat verdiği Fatma da Gamze'nin annesidir. Serpil Gül bu yapımda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Simay Barlas ve Gülçin Kültür gibi isimlerle birlikte çalışıyor. Bu arada tiyatro yaşamına da devam eden sanatçı, Bernarda Alba'nın Evi, Müfettişler ve İhanet gibi oyunlar için sahneye çıktı. Senaryoda yazan sanatçı, 2006 senesinde Hisar Buselik adlı yapımın senaryosunu kaleme aldı. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.